Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine Farming Simulator 22'deyiz. Yeni bir bölümdeyiz. Geçenlerde biliyorsunuz uzun bir aradan sonra, şöyle bir 4-5 aylık bir moladan sonra ilk defa farming çekmiştik. Yeni bir harita moduna başlamıştık. Şöyle haritayı göstermiştim sizlere. Aynı haritadan devam ediyoruz. Bir önceki bölümde 2 tane tarlamız vardı biliyorsunuz. Şöyle hatta gözüküyor mu? Ha. 1 numara ve 35 numara gördüğünüz gibi. 1 numarayı geçen gün sürdük. Saman saplarını ayırdık. Bugün 35 numaradaki tarlada mısır var. Mısırı toplayacağız. Artı olarak bir de mısıra başlarız. İşçiye veririz. Sonra gelip şeyi toparlamaya başlarız. Saman saplarını balya yapmaya başlarız. Önce bir çer döverimizi alacağız tabii ki. Ucuna mısır kesiciyi takmamız lazım. Şuradan. Heh. Aha, kasma var videoda. Vallahi videoda kasma var. Dur. İyi ki fark ettim hemen. Allah Allah. Geçen de Otobüs Simülatör Ultimate oynarken olmuştu. Şu an var mı? Yok. Allah, ilginç. Burada sıkıştık. Sıkıştırdık bir çerde böyle. Çıkalım derken. Heh. Şurada mısır kesicimiz var. Küçük ama olsun, sıkıntı yok. Şuradan alalım. Tarlamıza doğru gidelim abi. Şu tarafta galiba. Evet. Yolu burada. Şuradan direkt girebiliriz aslında ya. Ve açalım aracımızı. Yalnız şurada da çıkmış. Gördüğünüz gibi. İlginç. Allah Allah, videoda ara ara bir kasma oluyor, bir şey oluyor. Neyse, gözümü ayırmayayım da bari. Ve mısırdan başlayalım. Şunu biraz yapalım, ondan sonra işçiye veririz bunu. Biz kendimiz gider saman balyalarına başlarız. Saman balyası işçiye verilmiyor maalesef. Hafiften bir yamuk gitmişiz. Direkt dönüp başa gitmek zor geliyor. O yüzden şöyle bir manevra alıyorum buradan. Bu arada geçenki videolarımda bahsetmiştim. Artık hangisinde bahsettim bilmiyorum. Şimdi bunlar bayram videoları. Stok video olarak çekiyorum çünkü evde olamayacağım. Evde olamayacağım için önceden stok video olarak çekiyorum bunları.
Ekran kartını değiştirmiştim biliyorsunuz. Güç kaynağı yetersiz kalıyor. Güç kaynağı yetersiz kaldığı için kendini kapatıyor bilgisayar. Yani yeniden başlatıyor. Pat diye kapatıyor, yeniden başlatıyor. Bazı oyunlarda. Bak mesela Farming'de şu an öyle bir sıkıntı yok. Yaşamadım. Ama bazı oyunlarda yapıyor. Mesela Fernbus çekemedim bir türlü. Kartın gücünü düşürsem de yine de olmadı yani. Bayağı bir güç biniyor herhalde. Çok aşırı da düşürmek istemiyorum bu sefer. Sıkıntı olur, performans kaybı olur vesaire diye. Çok da aşırı düşürmeye de yönlenmedim. Bugün yine hatta bir denedim. Olmadı. Sonra Farming'de karar kıldım. Farming çekeyim dedim. ETS'de birazcık düşürünce sıkıntı yaratmadı. Kapanmadı. Farming'de hiç kapanmadı. Zaten Farming ekran kartını tam performansıyla kullanmıyor. Yani %100 direkt yük bindirmiyor yani. Hatta dur bakalım şöyle. Böyle gördüğünüz gibi %95-%96 kullanıyor. Bakın çektiği wattı görüyorsunuz. 350-360 watt çekiyor yani. İşlemcinin ne kadar çektiğini görmüyorum şu an ama nereden baksanız o da bir 100-110 arası çekiyordur. Bilgisayarın diğer parçaları vesaire derken 750 watt yetmiyor. 750 watt'ı da zaten ne kadar 80 plus gold da olsa 750-750 olarak tam kullanamazsınız. O yüzden benim kendi güç kaynağımın aynısının Cooler Master vardı sanırım, yanlış hatırlamıyorsam ben de. MV modeli mi? Ne öyle bir şeydi. Onun aynısının 1050 wattını buldum. Aynısının 1050 wattını aldım. Artık bayramdan sonraya kaldı tabi. Bayram arifesinde sipariş verdik. Bayramdan sonraya anca kargoya verilir. Anca bir iki güne gelir kargoya verildikten sonra. Aynısını bulmam iyi oldu. Bu sefer ne olacak? Kabloları, şu anki mevcut güç kablolarını sökmemeye gerek kalmayacak. Mevcut güç kablolarını sökmeme gerek kalmadığı için de bütün kasayı komple parçalamama gerek kalmayacak böyle. Sadece kasanın arka panelini açıp güç kaynağının, mevcut güç kaynağının vidalarını sökeceğim. Kablolarını çıkartacağım. Arkasında zaten modüler güç kaynağı. Güç kaynağının üstündeki kabloları çıkartacağım. Yeni güç kaynağını monte edip kabloları tekrardan yerine yerleştireceğim ve devam. O yüzden özellikle onu seçmiş oldum. Karşıma çıktı aslında. Direkt onu seçeyim diye aramadım ama karşıma çıktı yani. Ben dedim bu benim güç kaynağı değil mi? Bakayım dedim. Benim güç kaynağının aynısının 1050'siymiş. Hatta 1250'si de var galiba. Bir de 2000'liği falan var. 1050 yeter. Zaten 3090'lara 850 falan öneriyorlar. Minimal. Benim 750 düşük kaldı. 1050 yetecektir. Şuradan dönelim, bunu bir işçiye bırakalım. Sonra biz gidelim. Şeye devam edelim. Başlayalım daha doğrusu. Şimdi işçiye salalım. Tamam. Atla. Atla. Bak şu an bir kasma oldu. Allah Allah, neyden kaynaklanıyor acaba? Kare hızı mı yetmiyor? Bak buraya gelince, bak yine aynı yere gelince oldu ya. Buralara gelince oluyor. Allah Allah. Bak ben de kasıyorum. OBS'te var bir problem. İlginç. Allah Allah. Anlayamadım ama umarım çözeriz sonra. Şimdi balya makinamız burada. 60 FPS'e sabitliyorum. 60 FPS acaba ondan mı kaynaklanıyor falan diye sanmıyorum yani. Tekrar FPS değerlerini yükseltelim.
60 FPS'i sabitleyince 300 wattlardan 150 wattlara falan düşüyor. Ama ekran kartını işte tam olarak kullanmıyor. Hani zaten kullanmaya gerek duymuyor. Bak şu an mesela 148, 120 watt. Hop yükselttim. Hop 260 wattlara çıktı. Bizim bu traktör işimizi görecektir herhalde ya. Biçer döver diyorum. Balya makinesinde. Aynen, balya makinemiz çok böyle devasal balya makinesi değil. Bu arada öbürü de tahıl tankını doldurmak üzereydi dedi. Ona da bir çözüm bulmamız lazım. Bizim bahçemiz şuradaydı. Tarlamız. Şimdi içine geçelim. Heh. İçine geçerken bir kasma oluyor araçların. Şuradan başlarız ama biz önce bir gidip şeyi ayarlayalım. Şu römorkumuzu alalım. O dolmak üzereymiş. Onu bir gidelim boşaltalım önce. Bak yine kasıyorum. Yine kasıyorum. Ara ara gelip gidiyorlar. Buradan çıkaydık ya. Aç boruyu Emin. Aç boruyu. Aç boruyu. Dolduralım. Müsait bir zamanda da bütün bilgisayarlara bir format atmak lazım. Hepsinin ekran kartını değiştirdik. Ve bir temiz kurulum şart. Hayır, sen tamamsın herhalde ya artık. Ben şunu şuraya bir yere koyayım şöyle. Sen kafana göre takıl. Hali makinamız minimal. Küçük. Ama işte her dolduğunda duracağız. Kapağını açacağız, boşaltacağız. Öyle bir olay var bunda da. Bak dolmak üzere. Hop doldu. Her seferinde bunu yapmak gerekiyor yani. Kapatalım, devam. Biraz fazla geniş bir yayılım var burada yalnız.
Bak yine dolmak üzere. Sağ 900. Devam ki. Farming 19'da bir tane DLC vardı. Onunla beraber gelen bir tane ne o? Balya basma makinesi vardı. Yuvarlak balyaları efsane basıyordu abi. Çift haznesi vardı. Atıyorum birini bastı. Kapağı otomatik kendi açıyordu. Hazneyi alıyordu tabi. Hemen yenisini basmaya devam ediyor. Hiç böyle durmanıza gerek yok. Alıyordu. Kapağı otomatik açıyordu. Atıyordu. Diğerini içeride basmaya devam ediyordu falan. Allah oğlum. Heh. O güzeldi ama 22'de o yok. Maalesef. Diğer dayı ne yapıyor bakalım. Son sırayı alıyor. Hazır o son sırayı alırken biz de şöyle yapalım o zaman. Yanına gidelim. Bir yandan da boşaltalım buraya. Çok büyük bir tarla değil, küçük küçük bir tarla. Çok bir şey çıkmayacak ama en azından bizi idare eder. Olduğu kadar. İyi takılma dağcı. Tamamdır. Bunu şöyle alalım şuraya. Buradan devam edelim. Kapak da tam kapanmadan devam etmiyor. Edemiyoruz. Şimdi burası büyük bir çiftlik. Küçük çiftlik isteyen arkadaşlarımız da var da burada biraz oynayalım da küçük çiftliğe daha sonra bakarız. Ben de küçük çiftlik taraftarıyım. Küçük çiftlikleri daha çok seviyorum. Küçük ekipmanlarla oynamak daha keyifli oluyor. Büyüklere göre bence. Ya büyüklerin de yeri ayrı tamam eyvallah ama küçüklerle oynaması daha keyifli oluyor. Şimdi Türkiye standartlarında biz genelde hep böyle küçük ekipmanlara alışığız. Hep çevremizde, köylerde falan hep onları gördük. O yüzden küçük bizim de daha çok hoşumuza gidiyor böyle. Ya tabii ki Türkiye'de büyük yok mu? Tabii ki var. Köylerde büyük ekipmanlarla büyük işler yapanlar da var. Ama tarlasına göre yani. Şimdi adamın küçük tarlaları, küçük yerleri varsa büyük ekipmanla orada zaten iş yapamaz. Ne yapsın adam? Büyük alsa ne olacak yani? İşini görmedikten sonra. Manevre yağlamayacak. İşini yapamayacak.
Bizler daha çok böyle hani hep küçükleri gördüğümüz için bizim daha çok hoşumuza gidiyor küçük ekipmanlar. Bir, iki, üç, dört. Dört sıramız kaldı. Bunun haricinde. Onları da yaptık mı? Balya işimiz de bitiyor. Sonra gidip mısırları satarız. Hemen satalım. Biriktirmeye gerek yok şimdilik. Bakayım ara ara da. Video takala takala gitmesin. Bas yavrum balyaları bas. Bas. Hayvanlara veririz. Devam. Bu traktör de tam buna özel yapılmış gibi ha. Tam boyu boyuna. Tam boyu boyuna huyu huyuna. Stabil bir şekilde çalışıyorlar beraber. Son bir sıramız kaldı. Nasıl klimayı açmadım. İçerisi o kadar ısındı ki. Bakayım. Ekran kartı 64-65 derecelerde. İşlemci 50 derecelerde. Öbür bilgisayarın da ekran kartı 55 derecelerde. İşlemcisini bilemiyorum. O AMD işlemci ve sıvı soğutma da yok onda. O yüzden o biraz fazla ısınabiliyor. Ki ısınıyor da yani. O yüzden ona bir şey diyemiyorum. Onun işlemcisini ama ekran kartı şu an 55 derece. Onu görebiliyorum. O da fanı sıfır şu an. 60 dereceye gelmeden çalışmıyor çünkü fan. Dereceye gelecek, çalışacak ama gelmez. 55 derece sabit duruyor. Lan %100 olmayacak. Hı. 97. Şu
Şu ufak tefek kalanları toplayalım bari de %100 yapmaya çalışalım ya. %97. 98, 99, ha gayret. Şunu da alırsak %100 olacak sanki. Olmadı. Hadi şunu da alalım. Yaparız yaparız. Aha da %100. Vallahi oldu. İçinde hiç malzeme bırakmadık. İyi. Kapatalım bunu da. Süper, tamam. İçinde malzeme bırakmadan bitirebildik. Hep böyle bir şey, balya makinesinin içinde bir şeyler kalıyordu yani, az da olsa. Bu sefer %100'ünü tamamlayabildik. Bunda kamerayla dışarı çıkma yoktu değil mi? FS19'da vardı onun modu. Kafayı dışarıya çıkartıyorduk. Oğlum şu küçük ekipmanla da geri geri gelmesi ayrı bir dert. Tamam şimdi. Burada bizim bir traktörümüz daha var. Benim borunu kapatalım. Kapan. Seni de kapatalım. Tamam bu burada kalsın. Biz gidelim mısırı satalım. Tabi mısırı nereye satacağız şimdi? Mısır. 21.000 en yüksek. Grain Exporter. Neredeymiş Grain Exporter? Ha geçen gittiğimiz yer. Değil mi, oraya gittik geçen. Nereden çıktık gittik biz? Buradan çıktık galiba. Öne bu sefer ağırlığı taktım. Unutmadım ağırlığı takmayı. Ara ara droplanmalar oluyor ya. Harita tam stabil değil herhalde. Yani FPS değerleri fena değil. 114-115 şu an. Sabitlemedim de FPS'i. Sabitleyince 60'a düşüyor zaten, şöyle oluyor. Burasıydı galiba. Evet. Burası. Direkt önden de girebiliriz tabi. Ben niyeyse arkadan girmeyi tercih ediyor. Niye çıkmadı? Çıkmadı. Ben I'ya basmam ama yine de boşaltabiliyorsun.
380'in 2611 TL hasat geliri. Burada kalalım. Burada bitirebiliriz. Evet arkadaşlar. Mısırımızı hasat ettik. Mısır hasadı yaptık. Bir önceki bölümdeki saman balyalarının saplarını, yani saman saplarını balya haline getirdik. Onlar da tamam. Artık daha sonraki bölümlere ne yapacağız, ne edeceğiz ben de bilmiyorum. Kafamıza göre takılırız. Dediğim gibi farming artık böyle belirli haftanın muhakkak bir günü gelecek, şu gün gelecek falan diye bir olay yok. Hangi gün denk gelirse o zaman artık kafama göre yani. Hatta bugün normalde Fermas yayınlamış olacaktım ama elimde olmayan sebeplerden dolayı, bilgisayar kendini sürekli kapattığından dolayı Fermas çekemedim. Onun yerine farming çekmiş olduk. Yani farmingçiler şanslı, öyle diyelim. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiğiniz... Ya ne söyleyeceğimi artık böyle sapıttım. O kadar çok arka arkaya girdim ki videolara, stok videolara, kafam allak bullak oldu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrardan herkesin bayramı mübarek olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Görüşürüz.